Herkese merhaba. Şu an izleyen sayısı sıfır gözüküyor ama birazdan gelirler herhalde. İki kişi var. Arkadaşlar sesiniz geliyor mu? Geliyormuş. Tamamdır. Süper. Bugünkü konuğumuz Avukat Ceren Çetir. Kendisi Yeditepe Üniversitesi mezunu, Hukuk Fakültesi. Kendisinden rica ettik. Bize Amerika'da şirket kurmak hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Sorularımıza cevap ver misiniz diye. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Teşekkürler Ceren Hanım. Rica ederim. Ne demek? Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyiyim. Teşekkür ederim Bengisi Hanım. Çalışıyoruz. Yoğun. Devam. İyiyim. Sağ olun. Çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Öncelikle Zafer Bayramınızı kutlarım. Teşekkür ederim. Yarınki. Sesimiz de geliyormuş. Birazcık bekleyelim. Belki Evet. gelmek isteyenler olur. Teşekkürler Emre Hocam. Katıldığınız için teşekkürler tekrar. Teşekkürler Kerem abi. İyi yayınlar diyorlar. Siz chat'i görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Evet, belki ben de bir kenarda da anda var. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ben de görüyorum burada. Şimdi biz Kerem abiden öğrendiğimiz bir adet var. Böyle ilk bir 5 dakika bekliyoruz. Ben de Tabii. onu uygulamaya çalışıyorum. Belki gelenler, aksilik olanlar olabilir. Tamam, bakalım. Teşekkürler Fatma Hanım. Muazzam bir hepsi de. Birebir satış yapmıyorum ben. Bugünkü konumuz Amerika'da şirket açmak. Bu konuyla ilgili size daha önce form yollamıştım. Sorularınız olursa onları toplayıp bir şekilde soralım diye Ceren Hanım'a. Yavaş yavaş sorularıma başlıyorum isterseniz Ceren Hanım. Tabii başlayalım. Tamamdır. İlk sorum. Amerika'da şirket açmak için gereken evraklar nelerdir? Adres veya telefon numarası gerekli mi? Sadece şirket için mi gerekli? Başka durumlarda da gerekiyor mu? Ve bunları nasıl temin edebilirim? Aslında Amerika'da şirket kurulumu için gerekli bilgi ve dokümanlar çok basit, basic şeyler. Mesela pasaport dahi gerekmiyor şirket kurduğum için. Onu söyleyeyim öncelikle. Adres temin etmek gerekiyor. Önce adres teminiyle başlıyoruz zaten işlemlere veya kendiniz. YouTube kanalımda çünkü adım adım anlatıyorum. O yüzden kendiniz diyorum. Adres temini şirket kuruluşu EIN başvurusu. Aslında temel adımlar bunlar. Adres temin ederken bizden iki tane doküman istiyorlar. Bunlardan bir tanesi kimlik olabilir. Herkeste banko olan dokümanlardan birisi. Diğer doküman ise bir liste veriyorlar. Bunlardan bir tanesini temin etmenizi istiyorlar. Bunlar da pasaport olabilir, konut, hayat veya araba poliçesi olabilir, kapur olabilir, araba ruhsatı olabilir.
veya pasaport olabilir. Bunlardan bir tanesi ve kimlik. Bu adres temini istenen belgelerdi. Ardından şirket kuruluşu için ayrıca bir kimlik vesaire istemiyorlar. Sadece bazen adres teyidi yapmak için ikamet adresinizi istiyorlar. Bunu da E-Devlet'ten temin edebiliyoruz zaten. Bunu kabul ediyorlar. Ardından EIN başvurusunu yaparken de bizim yani sağlayacağımız herhangi bir doküman gerekmiyor. Sadece Mercury, daha sonra eğer Mercury diye başvuru yapmak isterseniz, bu ödeme aracı olan, banka olarak kullanılan birçok e-ticaret satıcısı tarafından, o zaman işte pasaport zorunlu hale geliyor. Ama kimisi de Mercury yerine Wise ile çalışmak istiyor. Bildiğim kadarıyla Wise'da pasaport zorunlu değil. Dolayısıyla hani temel dokümanlar olarak bence kimlik ve o saydığım dokümanları sayabiliriz. Mercury'den de açılış yapılacaksa o zaman pasaporta geçerlik tarihi mevcut olan bir pasaporta ihtiyaç var. Bu şekilde. Teşekkürler. E-ticaret yapanlar için önerdiğiniz bir şirket türü ve konumu var mı? Evet, tabii eyalet seçmek Amerika'da şirket kuracaklar için çok önemli. Çünkü Türkiye'dekinden farklı olarak orada federal ve eyalet yapısı mevcut olduğu için ve bu da ne demek? Eyaletin kendi mevzuatı içerisinde farklılaşıyor diğer eyaletlerden. Mesela bir eyalette eyalet gelir vergisi varken bir diğerinde olmayabiliyor. Dolayısıyla veya non-resident yani Amerika'da ikamet etmeyen kişiler için uygulanan vergi Amerikan vatandaşları veya orada ikamet edenler için değişebiliyor. Dolayısıyla biz eyalet seçimi bizim için çok önemli oluyor. Özellikle Amerika'da yaşamayan kişiler olarak. E-ticaret satıcıları olarak ben Wyoming eyaletini öneriyorum. Çünkü orada eyalet gelir vergisi yok. Bu çok önemli bir şey. İkincisi ise annual report denen yıllık her yıl ödenmesi gereken sabit bir vergi diyeyim. Annual report diye geçiyor. Bir vergi şeyi var. Bu 65 dolar. Diğer eyaletlere baktığımızda mesela Delaware'de 300 dolar. Florida'da 165 dolar gibi. Dolayısıyla hani bu anlamda da Wyoming daha avantajlı oluyor. Wyoming'de sales tax denen KDV var. Ama online pazar yerlerinde satış yapanlar için bu çok önemli değil. Bunun sebebi de şu. Zaten Amazon veya Etsy'de bu ürünü satarken KDV'yi toplayan online pazar yerinin kendisi oluyor. Dolayısıyla hani siz hiç KDV toplamakla uğraşmıyorsunuz e-ticaret satıcıları olarak. Dolayısıyla Wyoming avantajlı bir eyalet. Bir sorunuz daha vardı. Konum ve tür. Şirket türü demiştiniz. Orada LLC'yi öneriyorum ve tek ortaklı LLC'yi öneriyorum. Bunun sebebi de şu, tek ortaklı LLC'ler bir şirket tüzel kişiliğine haizdir. Dolayısıyla hani sizi hukuki olarak korur. Ve fakat vergilendirilirken bir şahıs şirketi gibi vergilendirilir. Dolayısıyla çok avantajlıdır. LLC birden fazla ortaklı olduğunda iş değişiyor mesela. Partnership olarak vergilendirilmeye, dolayısıyla daha fazla vergi vermeye başlanılıyor. Dolayısıyla benim önerim LLC yani Limited Liability Company olarak ve tek ortaklı kurulması yönünde. Tabii orada mesela şöyle şeyler de oluyor hani bana gelen sorularda. Bir de kendileri ticari olarak ortak halinde çalışıyorlar. Dolayısıyla birden fazla ortaklığı açmak istiyorlar. Bunun sebebi de diyorlar ki hani biz bir sonraki sorularda geleceğiz sanırım. E1, E2 vizesine başvurmak istiyoruz biz birlikte. Dolayısıyla sizin de vergi mükellefiyeti açılsın istiyoruz. O zaman iki ortaklı açılacak yani yapacak bir şey yok. Ama eğer hani böyle bir plan yoksa onu konuşuyorum yani müvekkille durumlarını konuşuyoruz. Eğer böyle bir durum yoksa ben evvelinde hani tek ortaklı LLC açılmasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Şirket açmak şu an güncel olarak ne kadar sürüyor? Hani bir aracıyla bir danışmanla çalıştığımızda ya da kendimiz başvurduğumuzda bir farklılık oluyor mu? Bir farklılık olmuyor açıkçası. Olmuyor. Yani böyle bir şey yok. Mesela aracıyla başvurursam onların o işte özel kanalları var. İşte o özel kanallar aracıyla başvurunca daha hızlı oluyor falan. Böyle bir şey yok.
Yani kendiniz de başvursanız, ajans da başvursa onun süresi aslında değişmiyor. Adresin temini yaklaşık 1 ila 2 iş günü sürüyor. Ardından bu arada Wyoming için konuşacağım. Ek bir soru olursa diğer eyaletler için cevaplayabilirim. Wyoming'te 5-6 iş günü sürüyor şirket kurulumu. Ardından EIN başvurusu yapılması gerekiyor. EIN başvurusu da SSN'i olmayanlar için, SSN de bizim TC no'muz gibi bir şey. SSN'i olmayanlar için SS4 formunun faksanması suretiyle yapılması gerekiyor EIN başvurusu. Bu durumda 3 ila 4 hafta sürüyor. Eğer SSN numarası varsa online başvuru yapabiliyoruz. Böylece anında temin edebiliyoruz EIN başvurusu. Yani bu konuyla ilgili bana çok fazla soru, çok uzun sürüyor filan diyen oluyor. Veya işte ek ücret ödesek hızlandıramaz mıyız? Bunun sebebi de bazı firmalar böyle işte ek ücret vererek hızlandırabileceğine yönelik paketler oluşturmuşlar. Hani bu buradan geliyor bu soru işaretleri. Benim bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla daha doğrusu araştırdığımda. Ama böyle bir şey yok. Yani EIN sürecini hızlandıramıyoruz. Özellikle fakslama suretiyle yapıyorsak kesinlikle hızlandıramıyoruz. IRS kendi yoğunluğuna göre, dediğim gibi mesela şu anda yaklaşık 3 ila 4 hafta sürüyor. Ama yazdan sonra, bir yazın bir hep bir yavaşlama oluyor. Yazdan sonra, Eylül'den sonra benim gördüğüm 2,5-3 senedir yaklaşık 2 haftalara kadar iniyor. Kışa doğru neredeyse 5-6 iş gününde geliyor. Dolayısıyla dönemsel olarak da değişebiliyor EIN süresi. Ama hani kesinlikle altını çiziyorum, EIN'i hızlandırmak için ek ücret ödemeyin. Böyle bir şey yok yani çünkü. Bir soru vardı. Onu cevaplayalım mı Bengü Hanım, yoksa devam evet. edelim? Kerem abi şey sormuş. Ortaklı olduğunda LLC'ler vergide nasıl bir farklılık oluyor? Şöyle oluyor. Kurumlar vergisi ayrıca ödeniyor. %19 oranında gelir vergisinin dışında. Bunun dışında da iki ortak da ayrı ayrı gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Bir, ödenecek vergi miktarı artıyor. Bir de muhasebeci ücreti artıyor iki ortaklı olduğunda. Çünkü o partnership yapısı daha karmaşık olduğundan, tek ortaklı LLC'den, mali müşavirin de şeyi arttığı için, yapacağı işler arttığı için, o da daha neredeyse iki katı kadar hizmet bedeli talep ediyor. Benim gördüğüm, en azından çalıştığım Türk mali müşavirlerden deneyimlediğim. Dolayısıyla çok daha pahalı oluyor. O şekilde. Diğer soruda bir sorusu var. Hemen aktarıyorum. Bu tapu gerekiyor dediniz ya şirket kurulurken. Başka bir ilde olursa ikametgah sorun olur mu? Sorun olmaz. Orada tapuda görmek istediği şey aslında kimlik teyidini yapmak istiyor. O yüzden o farklı ilde olması sorun değil. Ayrıca adres teyidi isterse o zaman zaten E-Devlet'ten alacağımız şey, ikamet adresi ne kullanabiliyorsunuz? Tamamdır. Peki bu işleri tamamen yasal yapmak istiyoruz. Aracı firma kullanabiliriz ya da kendimiz de yapabiliriz. İki durumda da dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var mı? Yani şu var. Özellikle bir ajansla çalışıldığında bence şuna dikkat etmek veya bir kişiyle, avukatla veya başka birisiyle çalışabilirsiniz. Birincisi, ödediğiniz ücretin içerisinde hangi hizmetler dahil? Bence bunun hani öncesinden veya bilmeniz gerekiyor. Çünkü benim duyduğum birkaç kişi hep bana böyle, YouTube'da da kanalım olduğu için oradan e-mail veya WhatsApp'tan yazanlar oluyor. İlk başta bir ödeme yapılıyor. Daha sonra deniyor ki ya işte ama şu eksik, bu eksik, bunun için artı bir ücret, bunun için artı bir ücret. Dolayısıyla evvelinden ödediğiniz miktar karşılığında hangi hizmetleri alıyorsunuz ve bunlar dışında da, yani o şirketin tamamıyla legal olarak kurulması için ek ödenmesi gereken herhangi bir şey var mı? Bence bunun net bir şekilde sorulması gerekiyor ajansa. Bence en önemlilerinden birisi bu. Çünkü mesela registered agent denen bir kavram var LLC'lerde. Bunların olması zorunlu. Benim bazen ben de bakıyorum çünkü firmalar nasıl düzenliyor, ne yapıyor falan diye. İşte ücreti mesela örnek veriyorum. Amerika'da şirket kuruluşu
200 dolar yazıyor. Daha sonra ilerledikçe fark ediyorsun, ben en azından fark ediyorum ki bilen birisi olarak, içerisinde o ücretin registered agent ücreti yok. Onu ayrıca ekliyor. Sonra işte mesela adres ücreti yok. Tekrar eklemen gerekiyor. Oluyor sana 300-400 dolar ya da ne kadarsa işte çıkıyor. Dolayısıyla hani evvelinde bunun netleştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kimle çalışılırsa çalışırsın. İkincisi, adres konusu çok önemli e-ticaret satıcıları için. Çünkü bir satıcının adresinin bir diğer satıcının adresiyle kesinlikle aynı olmaması gerekiyor. Adres suspendine yakalanmamak adına. Benim gördüğüm bazı ajanslar şey yapıyorlar, aynı adresi kullanıyorlar her şey için, müşterileri için. Dolayısıyla bu çok ciddi bir problem doğurabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani özellikle üstüne bastıra bastıra bana sağlanan adres sadece bana özgü mü? Sadece bana özgülen, başka birisi tarafından kullanılacak mı diye ayrıca sorulması gerekiyor. Bir de şu önemli. Şimdi bu şirket adresine gelen dokümanların doğrudan size iletilmesi, yani şirket sahibine iletilmesi gerekiyor. Çünkü ajanslarla kurulduğunda ajanslar kendi e-mail adreslerini kullanıyorlar bu hizmet sağlayıcılarına kayıt oluştururken. Dolayısıyla bu dokümanlar onlara geliyor evvelinde ve karıştırdıklarında veya ne bileyim anında göndermiyorlar o dokümanları asıl şirket sahiplerine ve şirket sahipleri bu şirket adreslerine gelen kendi dokümanlarına erişim gösteremiyorlar. Dolayısıyla hani onu sormaları da önemli diye düşünüyorum. Çünkü IRS'ten, eyaletten gelen önemli böyle uyumluluk, compliance dediğimiz veya vergiyle ilgili bildirimler geliyor. Hani bunlara erişimin olması önemli. Bunlar en önemli şeyler. Teşekkür ederiz. Bir de ek bir soru gelmiş. EIN numarasının geçerliliğini kontrol edebileceğimiz bir site var mı? Maalesef yok. Onu yapabileceğiniz şey şu, IRS'i aramanız gerekiyor. IRS çok eski usul çalışan bir kurum. Yani faxlıyoruz dedim yayının başında da. Gerçekten faxlıyorum yani SS4 formunu. Artık fax mı kaldı yani? Türkiye'de hiç fax kullanmıyoruz neredeyse. Dolayısıyla çok eski bir kurum olduğu için ve eski usul bir kurum olduğu için bu EIN numarasını kontrol edebileceğiniz bir site yok. Eski usul gene arıyorsunuz IRS'i. Bağlanmakla uğraşıyorsunuz ve IRS'in en büyük sorunu o. Bir saat, bir buçuk saat, belki iki saat, belki iki saat bekleyip hiç ulaşamadığınız da oluyor. Arayıp işte benim numaramı teyit eder misin veya şunu teyit eder misiniz diye ancak konuşma usulüyle teyit edebiliyoruz. Böyle bir online database'leri yok yani maalesef. Tamamdır, teşekkür ederiz. Diğer soruma geçeyim. Ortalama olarak hani ilk açılış maliyeti ve senelik giderler ne kadar tutuyor? Yıllık giderler senede bir kez mi ödeniyor, yoksa eyaletler arasında bu konuda büyük farklılıklar oluyor mu? Hani siz Wyoming'i önerdiğiniz için onun üzerinden de gidebiliriz aslında. Bu şekilde. Evet. Şimdi bu fiyat konusu tabii çok enteresan bir konu. Çünkü fiyat politikası çok değişken Türkiye'de, Amerika'da şirket kuruluşu dediğimizde. Dolayısıyla ben kendi usulümde yaptığım durumda ne kadar tutuyor ondan bahsedeceğim. Benim bir YouTube kanalım var, ismimi Ceren Çetir diye yazdığınızda çıkar zaten. Ben yaklaşık 2,5-3 sene önce kurdum ama geçen Kasım ayında ilk Amerika'da şirketle ilgili videolar yüklemeye başladım oraya. Orada adım adım anlatıyorum işte adres nasıl alabilirsiniz, şirketi nasıl kurabilirsiniz, EIN nasıl olur vesaire diye. Bunu yapmamın amacı da yani herkes kendi şirketini kendisi çok yüksek ücretler ödemeden kurabilsin, erişim gösterebilsin diyeydi. İlk benim motivasyonum oradan başlamıştı. Dolayısıyla oradaki gibi yaptığınız durumda adres ücreti yıllık 100 dolar oluyor. Şirket kurulumu, ben bir Amerikan firmasıyla işbirliği içerisinde çalışıyorum. Northwest Registered Agent firması. Benim onunla o firmayla yaptığım anlaşmaya göre Wyoming'te şirketinizi 139 dolara kurabiliyorsunuz. Bunun 100 doları eyalet harcı, 39 doları ise Northwest'e ödenen hizmet bedeli. Toplam 139 dolar. Bu fiyata sadece benim size ileteceğim link ile ulaşabiliyorsunuz.
Bu bir referans linki aslında. Ve bu link ile başvurunuzu, şirketinizi kendiniz kurduğunuzda ben EIM başvurusunu ücretsiz yapıyorum. Bunu da hep söylüyorum. Bunun sebebi de bu link bir affiliate linki. Dolayısıyla ben de EIM başvurusunu, benim de bir katkım olsun diye ücretsiz yapıyorum. Bu şekilde olduğunda neredeyse 239-240 dolara şirketlerini kurabiliyorlar kendileri. Merkür başvurusuyla ilgili de keza yine bir video mevcut. Neredeyse 20-25 dakikalık bir video. Adım adım bütün soruları nasıl yapabilecek, nasıl cevaplayabileceklerine ilişkin. Dolayısıyla yani 3 aşağı 5 yukarı bu fiyata şirket kurulum Wyoming eyaleti için mümkün. O yüzden hep söylüyorum yani çok yüksek ücretler ödemeden önce bir daha düşün. Çünkü şirket kurulumu bazen çünkü şöyle şeyler de oluyor işte ucuz etin yahnisi şey olur filan diye. Ama şirket kurulumunun bir usulü var. Türkiye'de de böyle, Amerika'da da böyle. Yani bambaşka bir şey yapılamaz. Zaten yapılacak usul belli. Dolayısıyla bu fiyat aralığında da şirketinizi kurmanız mümkün. Peki senelik giderler nasıl oluyor Wyoming için? Evet, senelik şöyle, bahsettiğim gibi Wyoming'de annual report ücreti yıllık 65 dolar. Eyaletin kendi sitesinden ödeniyor. Bunu da gene YouTube kanalımda bir video var, böyle 5 ila 7 dakikalık bir video. Oradan kendileri ödeyebilirler. Sanki alışveriş yapar gibi, yani çok kolay zaten. Bunun dışında registered agent ücreti var yıllık, 125 dolar fiyatı. Bunda zaten kendi e-mail adreslerine bildirim geliyor ikinci yıldan itibaren. Gelmeden önce zaten şey yapıyor, e-mail geliyor ödeyin bunu diye. Dolayısıyla yıl dönümünde, şirketin yıl dönümünde 125 dolarlık bir ücret var. Bir de adres ücret şeyi var ikinci yıldan itibaren, o da 100 dolar yine. Yani 225 dolar artı 65, 285 dolar gibi bir gider var şirketin aktif tutulabilmesi için. Bunun haricinde bir de muhasebeci, mali müşavir, vergiler, bu taraf var. Ben ön muhasebe için bulut tabanlı yazılımların kullanılmasını tavsiye ediyorum. Bizdeki, Türkiye'deki Paraşüt gibi, Amerika'da da QuickBooks, Xero gibi yazılımlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Mağazanıza bunları şey yapabilirsiniz, entegre edebilirsiniz. Doğrudan datayı çekiyor. Siz işte Etsy'ye ne kadar fee veriyorsunuz veya ne sattınız falan, bunların hepsini, datasını çekiyor. Bu hesaba mali müşaviri de ekleyebiliyorsunuz. Böylece o da şöyle yapıyor. Orada dolayısıyla siz ön muhasebenizi bu bulut tabanlı yazılım aracılığıyla tutuyorsunuz. Yılda bir defaya master olarak mali müşavirle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Mali müşavir de bu datayı çekip beyannameleri hazırlayıp sizin yerinize beyanı yapıyor Amerika'da. Dolayısıyla yılda bir defa çalışmanız mali müşavirle Amerika'da yeterli oluyor. Yani Amerika'daki mali müşaviri ön muhasebeye tutturmak çok pahalı oluyor. Malum dolar TL paritesinden ötürü. O yüzden hani bu usul bence uygun olacaktır. Veya son zamanlarda şunu duyuyorum. Türkiye'deki muhasebecilerine tutturan var buradaki şeyi, ön muhasebesini. Çünkü aynı şey zaten, yani çok bir farkı yok. Dolayısıyla onu da bir opsiyon olarak düşünebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ederiz tekrar. Muhasebesel işlemleri kendim takip edebilir miyim? Nasıl takip edebilirim demişler. Sanırım bu sorunun cevabı da dahil mi oluyor? Yani evet, benzer. O muhasebelerini dediğim gibi bulut tabanlı yazılımlarla tutabilirler veya Türkiye'deki bir muhasebeciye tutturabilirler. Evet, yazılım ücretini söylemedim, doğru. Bunlar değişiyor çünkü paket paket yazılım ücretleri. Mesela QuickBooks'ta yanlış hatırlamıyorsam 5.99, 9.99 ve 15.99, böyle 3 tane paket vardı farklı farklı. Bunlardan hangisi sizin için uygunsa, sanırım orada tabii bir özellik fazlalaşıyordu ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Yani ayda ortalama 10-15 dolar arası düşünebilirsiniz yazılım ücretini. Muhasebeci ücretini söylemedim bu arada. İşte tabii üçüncü bir kişi adına ücret tarifesi vermek çok doğru olmaz ama ortalama yaklaşık olarak tek ortaklı LLC'ler için 300 ila 600 dolar arası düşünebilirsiniz mali müşavir ücretinde tek sefere mahsus olmak kaydıyla. O şekilde sanırım soruları cevaplamış olduk vergilerini. Aynen.
Bu konuyu ben bilmiyorum ama soru geldiği için aktarmak istedim. Federal gelir vergilerini ödememenin sorumlulukları nelerdir? Şimdi tabii bu soru enteresan bir soru. Çünkü Türkiye'de ödememekten daha kötü bu arada. Eğer şey ödememek. Çünkü Türkiye'de kesin bir af, işte ne bileyim indirim falan bir şeyler çıkıyor. Ama Amerika'da ödenmediği zaman veya yanlış ödendiği zaman, yani gelirle uyumsuz bir şekilde vergi ödendiği zaman ve bunu IRS yakaladığında, Amerikan Maliyesi yakaladığında Türkiye'dekinden çok daha ağır cezalar kesiyor. Ve bizdeki böyle af indirim falan da yapmıyor genelde. Dolayısıyla hani tabii ki bir avukat olarak da vergilerimizi düzenli ödemeyi tavsiye ediyorum. Bütün e-ticaret satıcılarına da. Bunun dışında ne tarz bir sorun olabilir düşünüyorum. İşte mesela E1-E2 vizesine başvurulacağı zaman sorun yaratabilir. Göç durumunda veya turistik vizede dahi sorun yaratabilir. Bunlar yani Türkiye'de neyle karşılaşacaksınız? Aslında onun iki katı kadar kötü bir şeyle karşılaşacağınız bir senaryoyu hayal edebilirsiniz. Amerika'da vergilerinizi, federal vergiyi ödemediğiniz takdirde. Tamamdır, aynen. Vergilerimizi ödüyoruz. Biz de zaten grup olarak bu konulara çok hassasızdır. Amerika'ya gitmeden banka hesabı açmak için Mercury Bank'ı siz YouTube'da da anlatmıştınız. Ben de izlemiştim o videoyu. Yine kısaca bir bahsedebilir misiniz? Şu an tabii güncel olarak farklı bir yöntem geldiyse onu da anlatabilir misiniz? Evet, farklı bir yöntem şu an için yok. Tek elimizdeki opsiyon Mercury ve Wise bu arada. Wise Business hesabı kullananlar da var. Mercury bundan 2-3 ay önce bütün başvuruları beklemeye almıştı. Türkiye'den yapılan başvuruları hepsi bekliyordu. Neyse ki çok şükür şu an bütün yani usulüne uygun olarak yapılmış başvurular onaylanıyor. Dolayısıyla bir e-ticaret satıcısı olarak ilk dönemlerinizde Mercury'yi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hani bu zamana kadar hiçbir şikayet almadım. Tabii hacimleriniz yükselmeye başlar inşallah, yükselir 150-200 bin dolara falan gelir. O zaman Amerika'ya gidip bir seyahat düzenleyip orada Wells Fargo, Bank of America gibi yerel bankalardan bir banka hesabı açmanız hani ticari açıdan da daha güvenli olacaktır. Ama ilk başta yeni bir girişimci olarak Mercury Bankası'nı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi pasaport zorunlu Mercury'de ve Mercury başvurusu yaparken de videoda da zaten ayrıntılı anlatıyorum ama burada bir iki cümleyle geçeyim. Mercury başvurusu yaparken en önemli şey sizin basiretli bir tacir olarak gerçekten ticari kazanç elde et Amerika'daki müşterilerinize ürün veya hizmet satmak suretiyle ticari kazanç elde edeceğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için de işte mağaza linki, eğer Shopify yapıyorsanız web siteniz, sorulara işte mesela en önemli soru ürünü nereden tedarik ediyorsunuz diyor. Şimdi Etsy'de tabii daha el yapımı ürünleri olduğu için genelde tabii tedarik edenler de var ama işte onu o şekilde düzgün bir şekilde açıklayacağız. Ürünlerin detayı, neler yapıyorsun işte takımı, ondan sonra ne bileyim el işi bir şey mi neyse artık onları olabildiğince detaylı cevap vermek suretiyle yapılan başvurularda bir sıkıntı olmuyor. Ama böyle yani alelade cevap vermek için verilen başvurular reddediliyor. Onu da söylemiş oldum. Ben de tekrar ekleyeyim hani bu bankaya başvurmayı düşünüyorsanız Mercury Bank'a muhakkak Ceren Hanım'ın videosunu izleyin. Ben de izledim hani nasıl, nerede, nereye dikkat edilmeli çok detaylı anlatmış sağ olsun. Oradan destek alabilirsiniz. Yine bu ödemeleri almak için sanırım PayPal kullanabilir miyiz? Bunun için adres almamız gerekir mi? Nelere dikkat etmeliyiz? Telefon numarası gerekiyor mu? Bunu sormak istiyorum. PayPal da için zaten adres almanızı tavsiye ediyorum. En başta söylediğim gibi o adres suspendine yakalanmamak adına. Telefon numarası PayPal'da aslında zorunlu değil. Çünkü son ben bu arada PayPal başvurusu yapmadım hiç. Hatta bence bir video çeksem onunla ilgili iyi olur. Çünkü PayPal'la ilgili de ben çok fazla soru almaya başladım son zamanlarda. Ama benim duyduğum ve bildiğim kadarıyla son 1,5-2 aydır filan normalde Türk vatandaşlarına kapalı PayPal başvurusu ama LLC yani LLC şirket sahibi Türk vatandaşları PayPal başvurusunu ITIN olmaksızın yapabiliyor. Eskiden ITIN numarası istiyordu ayrıca. Şu anda şey yapılabiliyor.
LLC ile ilgili şirket dokümanlarını yükledikten sonra şirket sahibinin vatandaşlığını soruyor. Orada Türkiye'yi işaretledikten sonra da TC numarası giriliyor ve bu şekilde PayPal hesabı açılabiliyor. Bunun için ekstra şey almaya gerek yok. Amerikan kodlu numara almaya gerek yok. Adresiniz zaten olacak, olması gerekiyor adres tasbende sebebiyle. Dolayısıyla bu şekilde PayPal hesabı açmanız mümkün. Bir soru gelmiş Kerem abiden. Amerika'daki mağazayı kapatmak istersek neler yapmamız lazım? Mağaza derken abi şirketi mi bahsediyorsun? Şirketi mi bahsediyorsunuz? Öyle de sorun vardı aslında. Onu cevaplayabiliriz şimdi. Amerika'daki tamam. Şirketimizi kapatmak istersek sorumluluklarımız nelerdir? Evet, öncelikle vergilerimizi ödüyoruz, kalan vergilerimizi. Ardından şirket hangi eyalette kurulmuşsa şirket usul ve yani prosedür değişiyor. Wyoming eyaletinde posta alıyoruz. Dokümanları hazırlıyoruz, imzalarımızı atıyoruz, posta alıyoruz. Ve kapatma ücreti $100 olması lazım. 100-150 o civarda bir şey. Kapatma ücreti eyalete ödenen. Ardından bu işlem gerçekleştikten sonra da IRS'te hesabımızı, vergi mükellefiyetimizi, şirketin vergi mükellefiyetini kapatmak için yine dokümanlarımızı hazırlıyoruz. Postalıyoruz IRS'e. Bu şekilde şirketimizi kapatmış oluyoruz. Tabii eyalette kapanma süresi 3-4 hafta falan sürüyor. Biraz uzun sürüyor. İnaktif oluyor database'inde, Wyoming'in eyalet sitesinde inaktif oluyor. Onu görünce diğer işlemi, IRS'teki işlemi yapmaya başlıyoruz. O şekilde. Daha sonra teyit için de arıyorum tabii IRS'i ben tekrar. Bu şirketin işte kapatma işlemini yapmıştık, kapandım. Çünkü IRS biz kapattık diye bildirim göndermiyor hiçbir şekilde. O yüzden onu da teyit işlemi için tekrar arıyorum IRS'i. Bu şekilde oluyor. Anladığım kadarıyla IRS bayağı zorluyor sizi de. Evet, aynen. Çok, çok zorluyor. Bir de gece yapmak gerekiyor. Amerikan saatine göre. Mesai saatleriyle. Aynen. Kerem abi estağfurullah. Umarım faydalı bir cevap olmuştur senin için. Devam edelim. Amerika'daki gelirimizi, evet bu soru benim de çok merak ettiğim bir soru bu arada. Amerika'daki gelirimizi Türkiye'ye nasıl getirebiliriz? Bunun için Türkiye'de bir şirketimizin olması gerekiyor mu? Gerekiyorsa iki ülkeye çifte vergi mi ödeyeceğiz? Bu konuyla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Evet, şimdi şöyle tabii Amerika ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var. Tabii bu konu karma karışık bir konu. Herkes bir şey diyor. Biz bu konuyla ilgili bir müvekkilim için özelge istemiştik. Özelgede bir vergiyle ilgili özellikle bir sorunuz olduğunda vergi dairesine sorabiliyorsunuz sorunuzu, kendi durumunuzu açıklayıp. O da size şöyle yapın, böyle yapın diye yönlendirme yapıyor. Onlardan gelen cevap şu olmuştu. Siz işte Amerika'da vergi ödemeyi tercih ediyorsunuz, Amerika'da verginizi ödeyin. Ama parayı buraya getirdiğinizde, yani Türkiye'ye getirdiğinizde bunun bildirimini de bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yapın. Tabii burada şu önemli, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, evet seçiyorsun, nerede ödeyeyim, Amerika'da mı ödeyeyim, Türkiye'de mi ödeyeyim? Ama aslında bir mahsuplaşma, yani mesela Amerika'da 50 birim vergi ödediniz, oranın işte Wyoming eyaleti ve federal kanunlara göre, aynı gelirdeki, aynı miktardaki gelir Türkiye'de kazanmış olsaydınız, diyelim ki 60 birim ödeyecektiniz Türkiye'de. O zaman o 10 birimi gene Türkiye'ye ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla yapmanız gereken şey, Amerika'da verginizi ödedikten sonra Türkiye'ye gelip Türkiye'ye parayı getirdiğinizde bunun beyanını yapmak ve beyanından sonra da zaten vergi dairesi size şu kadar bu kadar öde diye şey yapacak. O kalan miktarı da mahsup etmek suretiyle burada ödemek. Tabii kimisi mesela diyor nasıl o zaman aynı vergiyi ödeyeceğim. Neden Amerika'da ödeyeyim ki yani bütün parayı ben Türkiye'ye çok karmaşık oluyor çünkü. O zaman ben bütün parayı Türkiye'ye getireyim. Türkiye'de gelir vergisini ödeyeyim. Bunu yapmak istememesinin sebebi insanların Amerika'da vergi mükellefiyeti açılsın istiyor. Çünkü neden? E1-E2 vizesi için sanırım diğer sorularda göreceğiz onlara. E1-E2 vizesi de başvururken en azından bir yıl vergi dönemi geçirilmiş olması gerekiyor. O şirketin ticari kazanç elde ettiğini kanıtlamak amacıyla. Dolayısıyla insanlar Amerika'da vergi mükellefiyeti açılsın istiyorlar. Amerika'da vergilerini ödüyorlar. İşte daha sonra bir iki sene
katlanıp buradaki mahsuplaşma işine, daha sonra bir iki sene sonra göç ettiklerini zaten komple Amerika'da vergi ödemeye başlıyorlar. O da bu şekilde oluyor. Türkiye'de şirket kurmak gerekiyor bunun için. Çünkü orada da şirket kazancı ne kadar bir şahıs şirketi gibi vergilendiriliyor olsa da orada bir ticari kazanç olduğu için bunların birimi aynı olmak durumunda Türkiye'dekiyle. Dolayısıyla burada bir şirketiniz olması lazım. Şirketiniz üzerinden beyan etmeniz gerekiyor. Ama tabii her zaman şey yapıyorum. Bunlar bizim özelgeyle istediğimiz özelge istediğimizde gelen cevaplar. Özelgeler hep kişiye özel uygulanır. Dolayısıyla hani ya mali müşavire danışın, baktınız mali müşaviriniz bilmiyor. O zaman siz de bir özelge isteyin. Bence benim tavsiyem bu oluyor. E-Devlet üzerinden özelge istenebiliyor. Dolayısıyla bence özelgede gelecek şeylere göre, talimatlara göre hareket etmek en güvenlisi olacaktır. Teşekkür ederiz. İki tane soru geldi. Onları hemen aktarayım ben. Wyoming'de şirketi Dread Ninja diye açtık. Yener Bey'in sorusu. Onlar da yeni açtı mağazayı. Pardon, şirketi. IRS'ten EIN numarasını gösterir belgede. Red Ninja olarak gelmiş. Aracıya sorduğunda bir firma ile çalışıyor. IRS'in D eklemesini kabul etmediğini belirtti. Bu doğru bir bilgi mi? D'da bir sıkıntı mı var? Evet, D'da sıkıntı var. Şeyi merak ettim Yener Bey. Şirket dokümanınızda The Red Ninja yazıyor mu? Çünkü Wyoming eyaletinde D ile başlayan şirket başvuruları online yapılamıyor. Postayla yapılmak zorunda. O yüzden ben hep uyarıyorum. D ile başlayan çok sizi rahatsız etmiyorsa D ile başlamayalım şirketi. Çünkü posta işi bizi çok uğraştırıyor. Dolayısıyla hani şirket dokümanında The Red Ninja yazıyor mu acaba? Çünkü kabul etmeyecek olan yer IRS'ten ziyade Wyoming eyaleti. Tamamdır. Ceren Hanım'da bir sorumuz daha var. Özgür Bey soruyor. Ceren Hanım'ın tecrübelerine dayanarak şirketin olması ileriki dönemde belki 5 sene sonra Amerika'da oturma, yerleşme gibi durumlarda bir avantaj oluyor mu? Daha önce hiç tecrübe ettin mi bu durumu? Evet. Ben önce Yener, o soruya geçmeden önce Yener Bey'in şeyine cevap vermek istiyorum. Genelde tam tersi oluyor Yener Bey. O yüzden şaşırdım. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi eyalet genelde kabul etmiyor online yapılan başvuruları D'yla. IRS sorun yapmıyor. Ama ilk defa sizden duydum. Belki olabilir. Çünkü bu D'yla başlayan şirketlerde bir sıkıntı olduğunu biliyorum. Şimdi Özgür Bey'e dönelim. Evet, tabii. 5 sene sonra. Evet, evet. Tabii en az bu E1, E2 vizesi, yani yatırımcı, tüccar vizelerinde, E1, E2 vizelerinde oradaki göçmen avukatları, ben E1, E2 vizesi danışmanlığı vermiyorum ama oradakiler hep şunu öneriyorlar. En azından şirketinizin 1-2 sene vergi dönemini geçirmiş olsun ki işte dokümanları hazırladığında bu ticari işletme ticari kazanç elde ediyor, işte faaliyet gösteriyor, bunu vergisini ödüyor, bunu kanıtlayabilin. Dolayısıyla evet, 5 sene sonra avantajı kesinlikle oluyor. Ama ben bizzat tecrübe etmedim. Yani yapmadığım için tecrübe etmedim. Yine Yener Bey'in konusuna döneceğim ama Yener Bey'e ne önerirsiniz? IRS'i arasın mı bu akşam? Ne yapsın? Red Ninja demişler. Evet, yani onun uyuşmaması sıkıntı bir kere. Çünkü sizin mağazayı açarken de sıkıntı olacak. Değil mi Yener Bey? Ben öyle biliyorum. Çünkü birebir aynı olması lazım. EIN belgesini yükleyeceksiniz. Birebir aynı olması lazım. Bence onun aranıp, peki bir şey soracağım. EIN başvurusu yapılırken Dread Ninja yazılmıştı değil mi? SS4 formuna. Bence bir IRS'in aranıp sorulması lazım. Çünkü IRS'in ben D'yi kabul etmediğini hiç görmedim yani. Bence ben olsam ya da şey yapardım yani, IRS'i arardım. Bence bir arayın, sorun. Aynen Yener Bey, umarım sorunuz çözülür. Ya da bir sorun yoktur inşallah. Yener Bey'in bir sorusu daha var. Mercury ve finansal startuplardaki işlemler üzerinde kredi history oluşturabilir miyiz? Hayır. Mercury'de kredi skoru oluşturulmuyor. Bunu özellikle sormuştuk. Hayır, olmuyor. Ya Wells Fargo, Bank of America, bu tarz bankalardan açılması lazım kredi skoru oluşturulması için. Evet, en büyük dezavantajı, çünkü kredi çok harika bir şey Amerika'da. Ama Mercury ile maalesef
bunu şey yapamıyoruz, sağlayamıyoruz. Tamamdır. Peki Amerika'daki bir şirketi devral etmek ya da devralmak mümkün mü? Mümkün. Oldukça da kolay. Türkiye'dekinden hatta daha da kolay. Sadece şunu yapmak gerekiyor. Bir certificate membership denen bir doküman var. Bunun hazırlanması gerekiyor ve yeni sahibe imza atılması gerekiyor. Ardından IRS'te de şirket sahibinin değişikliği yapılması gerekiyor. Şöyle bir şey var Amerika'da, birçok eyalette var bu. Wyoming eyaletinde de böyle. Şirket sahibinin kim olduğu gizlilik gereği bildirilmiyor eyalete. Sadece IRS'te, yani Amerikan Maliyesi'nde gözüküyor bu kayıtlar kimin üzerine olduğu. Dolayısıyla eyalete ayrıca böyle bir şirket sahibinin değiştirildiğine dair bildirimde bulunmak gerekmiyor. Sadece IRS'te yapılması gerekiyor bu işlemi. Bir de dediğim gibi o Certificate of Membership denen bir doküman var. Onun doldurulması gerekiyor. O form nereye gönderilecek? Yine IRS'e mi gönderilecek? O form evet, IRS'te EIM değişikliği yapılırken o da ekleniyor arkasına. Tamamdır. Peki böyle devralacağımız şirketin ne durumda olduğunu önceden görebileceğimiz bir durum var mı? Hani vergilerini ödemişmişim diye kadar vesaire. Yok mi? Maalesef yok. Sürpriz. Hatta yani şöyle, ben Türkiye'de de avukat olduğum için işte çalışırken, İstanbul'daki firmada çalışırken şirket devralmaları, birleşme devralmalarla ilgili de çalışıyordum. Orada mesela due diligence denen bir kavram var. Bizim şey yaptığımız, şirketi devralırken yeni şirket devralacak firma, yani genelde firma oluyor, şahıs olmuyor. Firma kontrol ediyor. Bütün devralacağı şirketin işte yaptığı sözleşmeleri, işte ne bileyim banka hesaplarını, borçlarını, alacaklarını vesaire. Ve bunu biz yapıyorduk due diligence olarak. Ama Amerika'da hani bu yani bunu yapan avukatlar vardır muhtemelen. Ama birey olarak, şahıs olarak karşıdaki size sağlamadığı sürece hani bunun şeyini yapamazsınız, muhakemesini yapamazsınız. Dolayısıyla karşı tarafın bunu size sağlaması lazım ki şey yapabilin, ne o due diligence'ı yapabilin. Ama onun dışında yok yani. Ya böyle bir online database'e girip bakayım ne durumdaymış. Maalesef. Tamamdır. Peki Amerika'daki şirketin E1 ve E2 vizesinde bir faydası var mı? E2 başvurusu için LLC şirketimiz yeterli olur mu? Evet, tabii yeterli olur. Dediğim gibi Özgür Bey'in sorusuna cevap verirken de söylediğim gibi vergi mükellefiyetinin açılmış olması bir avantaj. Daha doğrusu kriterlerden bir tanesi zaten. Dolayısıyla evet, kesinlikle faydası oluyor. Bir şey daha sormuştunuz. Faydası olur. Aynen. Peki E1 ekim farkı ne oluyor bu durumda? Birisini sıfırdan şirket açıyorsunuz. Diğerinde şirketi devralabiliyorsunuz. Var olan şirketi devralabiliyorsunuz. E1 ile E2'nin farkı bu. Tamamdır. Non-resident LLC sahipleri gelir vergisi muafiyetinden faydalanabilir mi? Hayır, böyle bir şey yok. Non-resident de olsa federal gelir vergisi ödemekle mükellef. Tabii dediğim gibi Türkiye'de ödemeyi de tercih edebilir. O zaman Amerika'da ödemez vergisini, Türkiye'de öder. Dolayısıyla ama böyle bir muafiyet durumu non-residentlar için yok. Ya burada ödeyecek, tamam, ya orada ödeyecek. Anladım. Peki Amerika'daki şirketimizi kapatmak istersek, ondan da bahsettik. Kerem abi sormuştu. Aynen, şirket kapanırken belli bir ücret ödüyorduk sanırım. Evet. Sorunuz varsa alabilirim. Tamam. Çünkü benim sorularım bitmek üzere şu an. Soruları alabiliriz. Ceren Hanım, size son sorum şu. Gelecek yılki planlarınız nelerdir? Bu şirket açma konularına devam mı ediyorsunuz? Planlar neler? Onu soracaktım. Evet, benim planlarım her zaman değişiyor. Her zaman B planım, C planım, D planım hep vardır. Ama şu anda daha çok ağırlıklı olarak startuplarla çalışıyorum. Teknoloji firmalarıyla. İzmir'de yaşadığım için burada Yüksek Teknoloji Teknopark'a yakın oturuyorum zaten. Oradaki firmalarla, birkaç firmayla özellikle iç içe çalışıyorum ve bunların sayısını arttırmak istiyorum. Sektörel anlamda da çeşitlendirmek istiyorum. Çünkü farklı sektörler tamamen farklı dünyalar. O yüzden
amaçlarım, hedeflerim arasında bu sektörleri çeşitlendirmek var. Onların Türkiye'deki hukuki süreçlerine destek oluyorum şu an. Ama dediğim gibi sektör farklılaştığında bütün mevzuatlar değiştiği için bambaşka bir dünyaya açılmış oluyorum. Dolayısıyla o sektörel anlamda daha fazla farklı sektörlerle çalışmak istiyorum. Sanırım hedefim 2023 yılı için şu an için bu. Anladım. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Bir de ben formu yolladım da Etsy ile ilgili sorular da isterseniz sorabilirsiniz demiştim. Bir soruyu hatırlıyorum, onu hemen cevaplayayım. Bu Amerika'da şirket kurmanın Etsy üzerinde nasıl avantajları var diye sorulmuştu. Siz şimdi orada konumunuzu Amerika gösterebileceğiniz için, Amerika'nın lokal satıcısı olarak da gözükeceğiniz için sanırım bir gösterimde bir artışınız olacak. Eğer yanlış bir şey söylediysem düzeltsin konuk arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum. Diğer soruları da şimdi Ceren Hanım'dan edindiğim bilgilerle bir canlı chat'e falan sormam lazım. Ondan sonra gruba cevaplarım grupta inşallah diğer soruları. Etsy ile ilgili olan, Etsy ve Amerika şirketi ile ilgili. Onun dışında bir sorunuz var mı? Bengüsü Hanım, benim bir sorum var aslında size. Çünkü bana çok soruluyor bu Etsy ile ilgili. Amerika'da şirket hesabıyla açılan mağazalarda CEO'ya katkısı oluyor mu biliyor musunuz? Çünkü böyle diyenler de var. Ben de mesela cevap veremiyorum. Siz biliyor musunuz? Ya şimdi bizim bildiğimiz, şimdi arkadaşlar da cevap verir, heh, doğrudur denmiş, tamamdır. O zaman şimdi açıklarım. Durum şöyle, eğer ki şirketiniz Amerika'da olunca mağazanızın konumunu da Amerika gösterebiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız olduğu zaman Amerika'daki tüketicilere gösterim oranınız artıyor. Genelde de Etsy satıcısının birinci hedefi bu. Hani Amerika'da daha fazla görünebilmek. Ardından bu E1, E2 vizesi de işe yarayacak bir şey hakikaten. O iki amaçla açıyoruz yani. Anladım. Tamamdır. Yener Bey'in bir sorusu var mı? Var. Kesintilerde farklılık olur. Elersi bu cevap mı? Anlayamadım. Sanırım size... Lokal satıcıları destekliyor demiş Kerem abi. Etsy aynen o şekilde. Soru varsa. Aynen Yener Bey. Türkiye'den görüntülenme almamak için yapıyoruz. Ya bizim çok büyük sıkıntımız o ya. Türkiye'den görüntü geliyor. Alışveriş yok. Boşa bir vakit. Tamamdır. Soru alalım Yener Bey. Soru varsa Ceren Hanım bulmuşken. O şekilde yani. Belki yazan vardır sorusunu bekleyelim. Bir de ben aklıma takılan bir şey var mı onu düşüneyim. Tamam. Benim anladığım sizin videolarınızı izledim. Bu şirket açarken bir ilk ödediğimiz belli bir ücret oluyor. Bu aracı firmayla da çalışsak ya da kendimiz de başvursak bir açılış ücreti oluyor. Ardından her yıl belli bir giderler oluyor. Hani muhasebesi, oraya ödenen işte new report'tu sanırım o vesaire. Bir de adres için aylık, yıllık ödüyoruz. Peki telefon numarası neden hani alınması gerekiyor mu? Ne amaçla alınıyor? Onu soracaktım ben. Tabii. Bu arada bir de bu gider, sabit giderlerin yanında bir de vergi ödenecekse Amerika'da gelire göre vergi oranları var, federal gelir vergisi. Bir de o ödenecek, onu da unutmayalım. Onda gelire göre bizdeki gibi vergi dilimleri var Türkiye'de olduğu gibi. Ama Türkiye'dekinden çok daha iyi. Yani mesela Türkiye'de 800 bin TL gibi bir şey kazandı, %40 vergi var. Muhtemelen bu oran %12-15 arası filan Amerika'da. Çünkü dolara endeksli olduğu için ve tabii ki dolar TL paritesi de şu an çok açık olduğu için öyle bir şey, vergi miktarı da var yani ödenecek. Telefon numarası şöyle, telefon numarası zorunlu değil aslında ama ne şirket kurarken zorunlu, ne EIN başvurusunda zorunlu. Çünkü IRS hiçbir zaman telefonla aramaz yani, mümkün değil. Fax çeker ancak, fax yazdığınız şeye faxlar, dokümanları aramaz. Eyaletten de aranmazsınız. Onlar da şirket adresine posta gönderir. Dolayısıyla hani hiçbir kurum Amerika'daki kalkıp da aramaz sizi Amerikan telefonunuzdan. Ama Etsy
Bunların için işte mesela tutancıyla konuştum. İşte müşteriler mesela belki Etsy için daha özellikle öyle, Amazon için değil de Etsy'de siz müşterilerle daha birebir kontak halinde oluyorsunuz, ne bileyim. Peki özel işler yapanlar da özellikle WhatsApp'tan yazıyor kimisi ya da bilmiyorum, Etsy üzerinden mi konuşuyordunuz yoksa. Ama biz bu tarz genelde böyle... Etsy üzerinden konuşuyoruz. Yani başka bir yere yönlendirmemeye çalışıyoruz. Hani oradan muhabbet devam etmeye çalışıyoruz. Evet, dinliyorum. Genelde böyle toptancılarla, müşteriler, ara depocusuyla görüşmek isteyenlere lazım oluyor Amerika'da Amerikan telefon numarası. Onun için oluyor. Onun dışında hani Amerika'da şirket kuruluşu sürecinde lazım olan bir şey değil yani, lazım bir şey değil. Dolayısıyla olmasa da olur. Zaten ben de mesela ben kendim anahtar teslim hizmet verdiğimde gerekli bilgi doküman listesini ilettiğimde müvekkilime hep şey yapıyorum, yanında Amerikan telefon numarası var ise parantez içinde hep yazarım. Dolayısıyla zorunlu değil yani. Tamamdır. Sanırım soru yok başka. Evet, Ceren Hanım gerçekten her şeyi anlattı. Çok teşekkür ederiz Ceren Hanım davetimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Tekrar hatırlatayım, YouTube'da yine Ceren Hanım'ın kanalı var. Orada Amerika'da şirket açmak hakkında biz şu an hani genel ya da aklımıza takılan konuları konuştuk ama detaylı adım adım pek çok şeyi anlatıyor. Oradan da faydalanabilirsiniz. İki ortak olursa federal vergi daha yüksek mi olur? Evet, daha yüksek oluyor. Bir oranı var mı söyleyebileceğiniz, örneğin Wyoming için? Orandan ziyade dakika federal vergi daha yüksek. Oran değil de oran değişmiyor. Hangi vergi dilimine girdiyse o orana tabi olunuyor. Ama iki ortak olduğu için ayrı ayrı, bu ikisi için de ayrı ayrı vergi verilmesi gerekiyor. O yüzden daha fazla vergi ödemekle mükellef oluyor ve iki ortak olduğunda partnership olarak değerlendiriliyor şirket. Bu zaman da kurumlar vergisi verilmesi gerekiyor. O yüzden daha fazla vergi mükellefiyeti oluşuyor. Ya bazı değerler iki katı oluyor. Evet. Direkt yani. Aynen. Bir de hiç olmayan bir şey çıkıyor bir de. Anladım. Umarım anlaşılır olmuştur. Aklınıza takılan Umarım. başka bir şey var mı? Yener Bey, LLC bizdeki şahıs şirketi andıran bir firma. Evet, soruyorum. Sorayım. Evet. Sorabilirsiniz ya da ben cevaplayabilirim direkt. Hemen sorayım. Belki okumayanlar olur. LLC bizdeki şahıs şirketini andıran bir firma. Gelirimizi şahsımıza çekip yıl sonunda gelir belirtip vergisini ödersek yasal legal olur mu bu durum? Olmaz bence. Burada da bir şahıs şirketi. Evet, dediğiniz gibi şahıs şirketine biraz benziyor. Tek ortakla LLC bu arada. Ama şahıs şirketine benzediği için en azından şahıs şirketi olması lazım. Şahısa, sadece gerçek kişiye çekip olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii mali müşavire danışmakta fayda var. Çünkü bu vergi muhasebe konularında bir ayağım orada. Ama çok da böyle keskin cevaplar vermek istemiyorum. Dolayısıyla bir mali müşavire danışsanız iyi olur. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, yavaş kaptan kapatalım mı yayını? Var mı sorunuz? Bekliyorum. Birazcık sanırım gecikmeli de oluyor bize gelen yazılar. Onun için de bekliyorum. Gerçekten teşekkür ederiz Ceren Hanım. Çok çok faydalı oldu hepimiz için. Rica ederim. Yener Bey de. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Çok memnun oldum. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Umarım bu yayın herkes için de faydalı olur. Umarım. Herkes teşekkür ediyor. Süper. Özgür Bey, biz teşekkür ederiz. Sağ ol Kerem abi. Herkes teşekkürler iletiyor. Gerçekten özellikle bu grup için çok faydalı oldu. Biz bir dönemdir biz hep konuşuyorduk, hani Amerika'da şirket açacağız. Aklımızda bir sürü soru var. Hem Amerika'da şirket açmaya dair, hem Etsy'de bunun yasal olarak devam etmesine dair.
Ceren Hanım'ın iletişim bilgileri size nasıl ulaşabiliriz? Aklımıza takılan bir soru olursa da destek almak istersek. E-mail adresinden ulaşabilirsiniz. E-mail adresim Ceren, ismim, soy ismim cerencetir@hotmail.com veya ceren@cerenlegal.com'dan bana e-mail gönderebilirsiniz. Keza YouTube'a da yazabilirsiniz ismim, soy ismi. Çıkan videoların açıklamalar kısmında da iletişim bilgilerim var bu arada. O şekilde de ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum. Tamamdır. İzniniz olursa biz de bu videonun açıklamasına ekleyelim mailinizi. Tabii çok iyi olur. Doğru. Yani, ben size yazarım Regüse Hanım. Yazarım iletişim bilgilerimi. Siz eklersiniz. O şekilde daha rahat oluşum sağlayabilirler. Tamamdır. Var mı sorular arkadaşlar? 55 dakika olmuş. Ceren Hanım bayağı yordum akşam akşam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? O zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. Ceren Hanım tekrar sağ olun. Rica ederim. Tekrar görüşürüz. İnşallah. Ben inşallah çok memnun olurum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.